Nasıl keyifler? İyiyim. Sizin nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Alplerden sonra en son Afrika'ya gidilmiş. Ha, gezi. O evet. O iyi bir şey. Şey, motosiklet seyahatleri onlar. Yani yıllardır yapmak istediğim bir şeydi. Sonunda bu sene fırsat bulabildim. Böyle bir şey oldu, hemen değerlendirdim, ben de gittim. Afrika nasıldı? Bir yandan korkutucuymuş galiba. Afrika? Yok, öyle bir şey yani. Yok. Hayır, şey. Ya Güney Afrika burası. Güney Afrika deyince hani böyle insanın kafasında Afrika falan hani imajı, çağrışımı yapılıyor ama sadece mesela sokaklarında böyle babunların gezdiği, motorlu giderken yanında deve kuşlarının koştuğu Hollanda gibi bir yer. Çünkü çok şey, Avrupa kolonisi falan olduğu için orası. Çok medeni, işte çok zengin değiller ama mesela trafik kurallarına korkunç saygılı, insanlar çok medeni bilmem ne. Her yer çok güzel, iyi yapılmış bir ülke. Ama tabii şöyle bir şey var. Bir de teneke evler diye bir faciaları var maalesef. Nüfusun büyük çoğunluğu oralarda yaşıyor ve gelir seviyesi, yani bizim gecekondular onların teneke evleri yanında şato gibi kalıyor. Öyle söyleyeyim. O kadar korkunç, öyle hayal edin. Oralardan geçerken evet problem oluyor. Yani et yiyen babunlardan daha tehlikeliler. Çok iyi bir sinema izleyicisisin. Yani sinemayı çok sevdiğini... Çok seviyorum. Çok seviyorum. Hobi olarak evet. Bir adam Miyazaki'nin Ponyo'yu izlemişsindir. İzledin mi? Ponyo, evet. Miyazaki. Tabii canım, bayılıyorum. Ne kadar güzel yapmış. Miyazaki'nin hepsini seviyorum ben. Çok sıkı, çok... Hani Ponyo'da mesela şey çok güzeldi. Hiçbir kötü karakteri olmadan da. Evet. Filmi o kadar güzel taşımış götürmüş ki başka bir yere. Çok yani... Miyazaki'nin dünyası çok şaşırtıcı. Yani hiç, bir de böyle bakınca kasap gibi bir adam böyle. Hani nalbur dükkanı olan bir adam falan diye düşünebilirsin. Öyle ama hiç ilgisi yok tabii, çok eğlenceli. Yani tiple ilgisi yok bir yandan. Yani komikliğini söylüyorum bunu da. Çok güzel bir dünyası var. Hayal gücü çok çok bambaşka bir dünyası. O yüzden hani birçok insanda hayal gücü var ama onun da farklı bir dünyası daha var. En azından film yapabildiğine ben de onunla tanışabildiğim için çok mutluyum. Evet. Bana çok şey kazandırıyor yani izleyici olarak. O böyle Duran Karadağ'dan La Linea vardı ya, o tipleme ne kadar güzeldi değil mi? Neyi, ben hatırlamıyorum. Çizgi La Linea adam, neydi? Şey, çizgi adam vardı hani, konuşuyordu ve çizgi. Şeyi mi diyorsun, bizdeki adıyla Bay Meraklı. Bay Meraklı. Tabii İtalyan. Güzel, çok ne, güzeldi. Ne kadar sıkı bir şeydi, animasyondu. La Linea mıydı onun orijinali? Evet. Ha, onu bilmiyorum. Ben Bay Meraklı olarak biliyorum. Çok güzel animasyondu. Da. Çok çok iyi ya. O iki boyutlu olmasına rağmen çok basit. Zamansız da bir animasyon yani. 50 sene sonra yeniden yayınlanabilir. Çok güzel. Bir yandan aslında herkes, yani birçok genç karikatürle uğraşmak, bir şeyler çizmek istiyor ya. Hı hı. En zor da kendi tarzını yakalamak. O zamanla olur. Çalışmakla ilgili bir şey. Yani hemen ilk günden çıkmaz o tabii ki. Bir de yaptığın hızınla ilgili. Yani şeyde hiçbir farkı yok. Gitar öğrenmekten, piyano öğrenmekten, futbol oynamaktan bir farkı yok. Antrenmanını yapmazsan, egzersizini yapmazsan ne kadar az yaparsan o kadar geç öğrenirsin. O kadar geç kendi tarzını bulursun. Tarzını bulmak için okumak ve kendini geliştirmek de çok önemli. Hem diğer çizerleri, karikatürleri, mizahı takip etmek çok önemli ki benzer bir şey yapma ve onların arasından kendine ait farklı bir şey bul. Çizgini geliştirmek tabii çok önemli. Bunların hepsi çalışmak, okumak, hepsi bir zaten. Teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Şimdi umarım animasyon projesi yakın zamanda bitmese bile tez zamanda biter, hızlı hızlı. O zaman tekrar bir araya geliriz. Tamam, süpermiş. Filmin muhabbetini yaparız bu sefer.